4 Nisan 2024, Fadime Özkan, Star Gazetesi. Kazanan CHP mi? 31 Mart sandığından çıkan oyların sayım döküm sonucuna göre kesinlikle CHP. 101 yaşındaki Cumhuriyet Halk Partisi 1977 seçimlerinden bu yana, yani 47 yıl sonra ilk kez bir sandıktan birinci parti olarak çıkıyor. Haliyle bu nadir durum büyük bir sevince ve ama en çok da şaşkınlığa yol açtı CHP'de. Pek çokları için o kadar beklenmeyen bir durum ki bu. Mesela Adıyaman'da normalde 7 sandalyeli belediye meclis üyeliğine sadece 4 aday göstermişler. İlk anın şokunu ve coşkusunu atlatıp bunun zor ve kritik bir sınav olduğunu anlayanlar oldu aralarında. Birbirlerine ve CHP yönetimine ne yapıp ne yapmamaları gerektiğini sıralıyorlar şimdilerde. CHP'nin elde ettiği başarının arkasında benim gözlemime ve değerlendirmeme göre birkaç etmen var. İlk ve en önemlisi AK Parti'nin irtifa kaybetmesidir. AK Parti'ye küsen, kızan, mesaj vermek isteyen milyonlarca seçmenin sandığa gitmemeyi seçmesi seçimleri CHP lehine değiştirdi. 2024'te sandığa gitmeyen 14 milyon seçmenin 8-9 milyonunun AK Parti seçmeni olduğu düşünüldüğünde hassas terazinin AK Parti aleyhine, CHP lehine tarttığı anlaşılır. Buradan hareketle CHP kazanmadı, AK Parti kaybetti diyenler yanlış söylemiş olmaz. Bir başka belirleyici sebep muhalif seçmenin muhalefetin parçalanmasından, perişanlığından, beceriksizliğinden bakıp usanmasıdır. O kadar bıktı ki muhalif seçmen sürekli kaybetmekten, hayal kırıklığı yaşamaktan, 10 ay önce yanak yanağa poz verenlerin birbirinin gözünü oymasından sonunda duruma el koydu. %9'larda görünen İyi Parti'nin Devasından Saadet'e, DP'den Gelecek'e, Altılı Masa'nın küçük ortaklarıyla radikal solun toplanınca 1-2 ancak eden oylarını CHP'ye taşıdı. Demin oyu Kandil talimatıyla zaten CHP'ye akacaktı, aktı. Böylece CHP %25'e demirlemiş, kemikleşmiş oyunun üzerine sağdan soldan dağdan taşınan %12 ile yerelde iktidar oldu. Demin tavşan değilse de havuç işlevi gören İstanbul adayının dediği gibi Ekrem İmamoğlu bu oylar kendisinin oyları sanmasın. Çünkü onlar kaybetmedi. Bir başka etkense İmamoğlu'nun adamlarının sayıp kule yaptıkları paralar oldu. Kaynağı ve akıbeti belli olmayan, parti yönetimi tarafından da açıklığa kavuşturulmayan şüpheli durumlar CHP için mağduriyet yarattı anlaşılan. Para sayma görüntülerinin yine CHP'lilerce sızdırılmış olması kampanyanın bir parçası mıydı yoksa? Her şey bir yana CHP'yi birinciliğe taşıyan şeyin CHP'nin başarısı olduğunu düşünmüyorum. İstanbul ve Ankara adaylarının şehirlerinde başarılı bir 5 yıl geçirdiklerini, vaatlerini yerine getirip önümüzdeki 5 yıl içinde güven telkin ettiklerini sanmıyorum. 14 büyükşehir, 21 il aldı bu seçimde CHP. Buralarda hizmet fırtınası esmesini hiç beklemiyorum. Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimi için çetin bir mücadeleye girecekler çünkü. İzmir 30 yıldır hizmet almıyor. İstanbul ve Ankara 5 yılda bile epey geriye düştü. Sorunlar zamanla krize dönüşecek. PKK'nın siyasi kolu Kılıçdaroğlu'nun sürdüğü tarla sayesinde Türk siyasetinde iyice özneleşmiş durumda. Kah yakasında CHP rozeti taşıyor, kah PKK rozeti. CHP'ye kazandırdı. Haliyle istekleri olacak. Bakalım Özgür Özel CHP'si ne yapacak? Ayrıca partideki yönetimsel sorunlar, çok başlılık, demli CHP'lilerle ulusalcı damar arasındaki gerilim nereye evrilecek? CHP'nin %25 kemik oyu üstüne ekilen %12'lik kemik tozu kemiğe dönüşecek mi? Göreceğiz.